Benim kanal İzmir Televizyonu ve İzmir Haber Merkezi'nden hepinize merhabalar. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir haftaya girdik inşallah. Bugün okullar da açıldı. 2018-2019 yılında, eğitim ve öğretim yılında tüm öğrencilere başarılar diliyoruz. Milyonlarca çocuğumuz var okula giden. Tüm velilere de sabır ve destek diliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle güne başlarken iyilik sağlık programına canlı canlı, cap canlı ve tabii ki Ünal hocam olduğu için de heyecanlı başlamış oluyoruz. Yine sağlıkla ilgili sohbetimiz devam edecek. Özellikle ünlü cerrah profesör doktor Ünal Aydın'a hastaları bir isim takmış. Umutların şövalyesi demişler. Yani bu şekilde isimler ve ünvanlar almaya devam ediyor. Yani ben de önümüzdeki günlerde umutların şövalyesi ile ilgili bir şövalye plaketi verirsem şaşırmayacağız anladığım kadarıyla. Efendim bugün yine önemli bir konu gündemimizde. Özellikle bugün baktığımız zaman safra kesesi taşı konusunda ameliyat olmalı mıyız, olmamalı mıyız? Daha birçok soru var bunun etrafında dönen. Hazımsızlık artı hazımsızlıktan sonra şiddetli karın ağrıları, daha birçok konu masamızda olacak. Hoş geldin Sayın Hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Buyurun. Buyurun. Ben anlatacağım diye çırpınıyorum da esas siz varken çırpınmama gerek yok. Sizle konuşalım. Estağfurullah. Yalnız bu over komplimanlar olduğu zaman benim konsantrasyonum burada bozuluyor biraz. Bunu açıkça söylemem lazım. Geliyor. Tabii ki çok teşekkür ediyorum ama o hocam, sizin şimdi, güzel görüşünüz. Ama şimdi hocam doğruyu söylüyorlar. Yani bence siz zor ameliyatlar yapan, hakikaten insanların umutlarının bittiği noktada Allah gönderiyor hastalara sizi. Artık onlar size mi geliyor, siz mi gidiyorsunuz? Ama sonuçta çok önemli bir şey yapıyorsunuz. Hem bu dünya için çalışıyorsunuz, hem de diğer dünya için çalışıyorsunuz. Çünkü Yüce Allah bu yaptığınız iyilikleri, insanları sağlığına kavuşturma olayını asla görmemesinden gelmeyecektir diye düşünüyorum. Gerçekten çok şeyler yapıyorsun. Hadi ekranda konuşuyoruz da sizinle, ekran dışında da yani böyle adeta iyilik meleği gibi dolaşıyorsunuz etrafımızda. İşte bunlara yani, cevap veremiyorsun hocam. Evet, yani tabii evet. Çok o kadar değil ama yani gönül duygumuz, gönül gözümüz senin bir şey yapabilme, yardım edebilme kaygısı taşıyor birazcık belki de herkes gibi. Tüm insanlığın vicdanının dibinde olan duygular bizimkilerde. Açıkçası teşekkür ediyorum. Peki hocam şimdi geçen hafta sarılık ve kaşıntıyı konuştuk. Evet. Çok yararlı bir program oldu. Yani birçok insan bilmediklerini öğrendi ekranlara başında. Bugün de safra kesesi taşını masaya yatıracağız. Özellikle safra kesesi taşı dediğimiz zaman küçük bir böbrek taşı gibi değil. Belki onun da çok önemli fonksiyonları vardır. Safra kesesinin insan vücudunda çok fazla diğer organları da etkilediğini, kansere kadar götürdüğünü, insanları rahatsız ettiğini, mutsuz yaşadığını ortaya görüyoruz. Tabii ki bu arada safra kesesi taşı olan insanlar işte karnının sol tarafında, üst tarafta bunu hissetmeye başlamasıyla birlikte ağrıyla veya farklı bir şekilde bunu size anlatacaksınız. Yani ne yapması gerektiği konusunda, ameliyat konusu, süreç, endoskopi konusu, bugün bunları konuşacağız. Önemli bir konu. Ben ilk olarak safra kesesi taşıyla ilgili ameliyat olmalı mıyız, olmamalı mıyız bunları konuşacağız dedik. Ben de midemin üst tarafında bir sıkıntı, sorun var. Rahatsızım. Ne olduğunu bilmiyorum. İsterseniz bir şeyle başlayalım. Yani nasıl başlıyor, nasıl hissediyoruz bunu? Safra kesesi taşını bir nasıl tanıyacağız? Buradan başlayalım hocam. Nedir başlangıç? Safra kesesi taşı nedir? Yani aslına bakarsan hani ilk bugün hani yani hocam bu tabii ki biz safra kesesi taşı olsun, pankreas kanseri olsun, safra kesesi kanseri olsun, diğer hastalıkların isminin üzerinden bizim gibi profesyoneller isminin üzerinden başlıyoruz anlatmaya. Evet. İsminin üzerinden hastalığı tanımladıktan sonra dünyada en sık ne kadar gözükür? Hangi ülkelerde sık gözükür? Bunun sebepleri nelerdir? Ondan sonra peki bu durumda hangi tedaviler yapılır? Ve nasıl hasta sağaltılır şeklinde adeta tıp doktoru gözüyle anlatıyoruz. Evet. Ve bu bizim büyük hatalarımızdan biri. Şimdi ben karnımda
Yemeği yedim. Yemekten sonra böyle bir şişkinlik oluştu. Yemekten şöyle bir yarım saat 45 dakika geçti. Şişkinlik bir nebze azaldı gibi hissediyorum ama o hazımsızlık, o konforsuzluk devam ediyor. Ve şimdi ben özür diliyorum da hasta olarak sizin pankreas kanserinizle ya da mide kanserinizle ya da safra kesesindeki kanserle ya da safra kesenizdeki taşla ilgilenmiyorum. Evet, ben evet. Ayrıca da onları bilmem. Ayrıca onun etiyolojilerini de bilmem. Ayrıca mesela diyelim ki hazımsızlık oranı dünyada yüzde kaç görülür? İnsanlarda ne kadar sıklıkla görülür? Bunun oranları beni çok ilgilendirmiyor. Ben vatandaşım. Açıkçası yani benim şu anda karnım, yemekten sonra karnımda şişlik varsa ben tüm dünyadaki insanın, 6 milyar insanın 6 milyarında karnında şişlik varmış gibi hissediyorum yani. Yani olayın %100 gerçekleştiğini, yani, evet, tüm evet. insanlarda var olduğunu hissediyorum. Biz tabii ki bu olayı bu gözle bakmıyoruz. Yani vatandaş gibi ya da hasta gibi, yani bizzat ızdırabı çeken insan gözüyle bakmıyoruz. Biz tıp profesyonelleri direkt yukarıdan işte safra kesesi şudur, sebepleri şunlardır, etiyolojisi işte sebepleri şunlardır, şu sıklıkta görülür, şöyle şöyle tedavi edilir diye bir tıp öğrencisine anlatılan şekliyle görüyoruz. Evet. Sizin de bu geçen haftadan beri hocam birazcık konsepti değiştirmek istiyorum. Çünkü ben efendime söyleyeyim, biz bu konuları büyük oranda anlattık. Karaciğer kanserini, safra yolu kanserini, safra kesesi kanserini, pankreas kanserini, mide, kalın bağırsak metastazları büyük oranda anlattık ama öteki taraftan da tüm bu kanserlerin hangi bulgular, hangi sıkıntı olduğu zaman olduğunu vatandaş bilemiyor. Bana direkt gelen mesajlardan bunlar var. Evet. O yüzden de buradan gidelim. Mesela bugün hazımsızlığı, evet, şişkinliği konuşalım dediğinizde ben de önemli çok ilginç buldum. Aslında bakarsanız benim öğretimi ve benim eğitimimi burada değişik bir açı kazandırdınız. Bu son iki haftadır ben demek ki öğrenmenin yaşıyor. Yani olayı bu gözle algılamak lazım. Yani ne bir kadar de halkın anlayabileceği ölçekte vermek, evet, lazım. Yani tıbbi olarak, profesyonel olarak siz çok, terimleri çok kullanıyorsunuz da bir de vatandaş anlamıyor bir şey. Vatandaş anlayacağı dilden sorular sormaya çalışıyoruz. Evet, evet. Herhalde sizi bu konuda rahatsız etmiyoruz. Evet, estağfurullah. Evet. Yalnız bugün enteresan bir program oluyor. Siz benim anlatacaklarımı anlatıyorsunuz. Ben sizin anlatacağım. Bugün herhalde program değişik bir hal alacak. Yarın değiştireceğiz. Bugün bir durum var yani. Hocam, ben sizin ne dediklerinizi anlatıyorum. Siz benim ne dediklerimi anlatıyorsunuz. Hocam yani artık siz eğitiyorsunuz insanlar. Ondan kaynaklanıyordur. Bence bu olay şundan oluyor hocam. Bu hafta eğitim, öğretim haftası başladı. Öğrencilik başladı. Yani sınıfın ilk günü olduğu için yani tam öğretmenle öğrenci arasındaki sıralar karıştı. Hayat ben, öyle değil mi ama? Hayat öyle, öğrenmekle ibaret bence de. Bu vesileyle tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Velilerine, ailelerine sabırlar diliyorum. Gerçekten zor ve uzun bir maraton olacak. Ama gene de algı, özümüze, köklerimizi hissetmek çok önemli. Şu yazdığımız yazılarla ilgili bu hafta sonu çok ciddi eleştiriler. Hocam çok güzel yazı yazmışsınız. Yani siz hakikaten değme romancılar, hikayecilere taş çıkartacak boyutta çok güzel kaleminiz var. Estağfurullah. Yazılarınız mükemmel, yorumlar da alıyor farkındaysanız. Bizim yani çok iyi eğitimli, üst düzey akademisyenler olsun, dostlarımız olsun yazılarla ilgili. Yani yorumlar sizin geliyor, kitabınız çıkar çıkmaz kendi çocuklarımızı okutmak istiyoruz. Meslek hayatlarında ya da olayları, mesleklerini nasıl görecekler ve algılayacaklar ve çocukluğundan itibaren o mesleğin kodlarını nasıl yakalayacaklar diye okutmak istiyoruz diyorlar. Bu eğitim öğretim sezonunun inşallah ikinci yarısına kitabımız yetişir. İnşallah, ve çocuklarımız inşallah. Da hiç olmazsa sömestrede de hikayelerimizi okuma şansı çok güzel elde olur, inşallah. İnşallah diye düşünüyorum. Evet hocam, konuya girelim. Şimdi benim safra kesemde taş olduğunu ben nasıl anlayacağım? Yani bende belirtileri ne olacak ne yapacağım? Bunu bilmiyorum. Ama safra kesemde bir taş var anladığım kadarıyla. Bilmiyorum ben de. Ya da başka bir şey de olabilir. Başka bir şey de olabilir. Yani hemen sol tarafımda beni rahatsız eden, sağ tarafımda, burası sol doğru ya. Sağ tarafımda beni rahatsız eden bir şey var. Evet. Yani ne olduğunu bilmiyorum. Yani taş mı var acaba? Yani evet. Bu nasıl teşhis konuluyor? Nasıl oluyor? Bunu bilmiyorum. Şimdi şöyle bir şey. Bir kere her şeyden önce
Önemli olan safra kesesindeki taş değil. Belki de safra kesesi kanseri de olabilir o anda. O semptomlar ve bulgular. Yani açık söylemek gerekirse safra kesesindeki taş ile safra kesesi kanserinin bulguları hemen hemen aynı ve benzer. O zaman biz bu durumda hani nedir, nereden başlamalıyız, nasıl algılamalıyız? Bir kere her şeyden önce tabii ki normal sağlıklı bir insan olarak günlük doyunumumuzu devam ediyoruz. Yememiz, içmemiz gayet sağlıklı. Boşaltımımızı devam ediyoruz. Tuvalet alışkanlıklarımız gayet sağlıklı. Moralimiz, motivasyonumuz, günlük kişisel enerjimiz gayet sağlıklı. Hayatımız devam ediyor. Ama günlük kişisel enerjimizle birlikte günlük kendi ritmimiz gayet sağlıklı bir şekilde devam edecek diye bir kural yok her zaman. Özellikle benim mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Son günlerde çok ciddi olarak böyle bir yemeklerden sonra, yemeği yiyorum ama yemeklerden sonra çok ciddi olarak böyle bir şişkinliğim oluyor. Kaç dakika sonra? 15-20 dakika, yarım saat buluyor mu? Yemeği yedim mesela. Yemeği yedikten sonra böyle bir 5-10 dakika içinde, zaten yemek yerken de erken doyduğum gibi oldu ama şöyle bir 15-20 dakika içinde tam manasıyla böyle bir şişkinlik, karnımda adeta taş yemişim gibi. Ya biraz daha yesem rahatlayacakmışım hissi var. Ha bir de ya, iştahı da açıyor. Yani iştah yani, var yani. Hayır, psikolojik olarak şöyle hissediyorum. Ya biraz daha yesem rahatlayacak mıyım acaba diye bir şeyler de atıştırmak istiyorum ama rahatlamıyorum. Ya biraz daha yani ya bir an önce tuvalete gitsem rahatlar mıyım hissi çok fazla yok. Ama böyle midemi yatıştıracak böyle mide koruyucuydu, Gaviscon gibi ya da ne varsa onlardan böyle bir şeyler alsam mı ya da koca kara dermanı derler, kekik suyu vesaire bir şey içsem mi diye içimde bir his var. Ama bir türlü yemekten sonra bir rahatlamam yok. Hocam bu ne olabilir mesela? Evet. Şimdi bu noktadan itibaren bu yemeklerden sonraki şişkinliğin sebebi bizatihi sizin midenizle ilgili bir problem olabilir. Midenizin içindeki mide yüzeyiyle ilgili, midenin kendi gastriti olabilir, midenin peptik yakınmaları olabilir. Hatta Allah korusun mide kanserine kadar gidebilir bu hadise. Bu şişkinliği, bu his anormalliğini muhakkak araştırmak lazım. Bununla birlikte mesela aynı şekilde böyle bir saat geçti yemekten sonra halen bir azımsızlık ve konforsuzluk devam ediyor. Yani şöyle bir 3-4 saatlik açlık olsa ondan sonra rahatlayacağım gibi. Tam bu noktada o zaman yani pankreasınızla ilgili bir problem olabilir. Pankreatit olabilir. Birçok nedenleri var anladığım kadarıyla. Kronik pankreatit olabilir. Pankreas sarılığınız vesaire olmasa bile pankreas gövde kısmında tümör olabilir. Pankreas kistleri olabilir. Bunun gibi problemler olabilir. Onun haricinde irritable bağırsak sendromu dediğimiz hiç de bir nedeni olmayan, yani hiç de ortaya bir nedeni koyulamayacak sorunlar olabilir. Onun haricinde yine psikolojik, yine bakteriyel, yine paraziter, bağırsak hastalıkları bu tür hadiselerde sizi huzursuz edebilir, konforsuz hale getirebilir. Yine yemekten sonra benim bu şişkinliğim, hazımsızlığım safra kesesindeki ya da safra yollarındaki problemlere bağlı olabilir. Şişkinlik ve hazımsızlık yemekten sonra. Özellikle ben yemekten sonra gerçekten çok konforsuzum. Ayrıca biraz da hafif bir göbeğim var. Biraz daha böyle bir sarışınım, biraz bayanım, biraz doğum yapmışım. Sarışınla ne ilgisi var bunu? Onu anladım. Şimdi bu çok eskilerin bulduğu Allah bir Allah kavram. Daha önce programlarda da anlatmıştık. Burada şimdi bakıldığı zaman ciddi manada bir şeyin olduğunu görüyoruz. Bir konforsuzluğun olduğunu görüyoruz. Yani evet, safra kesesi taşının olma sebepleri arasındadır. O zaman baktığımızda tüm bu bulgular hazımsızlık, şişkinlik, hatta müphem karın ağrıları, safra kesesi özellikle sağ üst taraftaki karın ağrıları safra kesesi taşlarında da olabilir. Şimdi hocam o kadar uzun bir konu anlattınız ki yani ben eğer hazımsızlığım, şişkinliğim, kabızlığım, hatta daha sonra daha alt bağırsak, kalın bağırsakla ilgili hadiseler gündeme gelebilir ama karın ağrısı çektiğimde o zaman ben ödüm kopması lazım. Yani siz bizi bir anda mide kanserinden pankreas kanserine, safra kanserine kadar pek çok kanserle yüz göz ettiniz. Yani. Bu gerçekten böyle midir diye soracak olursan, hayır bu gerçekten tabii ki böyle değildir.
Ama bunu çok dikkatli ve disiplinli bir şekilde de, yani iyi bir doktorun anamnezi alıp sizin şikayetlerinizi tek tek dinleyip durumu değerlendirmesi gerekir bu durumda. Her halükarda tabii ki strese bağlı olarak da mide asitinin fazla salgılanmasına bağlı hazım bir şişkinlik ve bir huzursuzluk olabilir. Ama tüm bunların içinde peki ben ne yapmalıyım hocam? Böyle herhangi bir şekilde bir işte mide koruyucuyu gidip kendime eczaneden... Çok huzursuzum, ne yapmalıyım? Hani gidip kendime eczaneden bir mide koruyucu alsam, ondan sonra gidip kendim ne bileyim bir midemi rahatlatacak bir nane limon kabuğu içsem, bir rezene çayı içsem, bir kekik suyu biraz sulandırdıktan sonra içsem rahatlayabilir miyim mesela? Peki, ben mesela geçen bayramda anneme gitmiştim bizim Bafa Gölü'nün orada kasabaya. Annem mesela kurban etlerinden biraz yedikten sonra midemde şişlik oldu. Annem hemen hızlıca çay bardağını şöyle üçte biri kadar bir su getirdi. Dedi ki bunu 3 yudumda iç rahatlarsın. Ben içtim rahatladım. Ya dedim anne ne getirdin ben? Niye 3 yudum? Bir dakika şimdi burada bir nüans var. Niye 3 yudumda bir kere? Yani 3 yudumda içebildim. Tamam. Öyle şey yok hemen. Hani tamam. Bir anda içme mi dedi ya da yavaş yavaş tamam. İç mi dedi. Onda sonra altında bir şey yatıyor. Bir şey olabilir belki. Evet, onu evet, belki de bilmiyoruz. O büyüklerimize sormamız. Büyükler de söylüyor bana. Bir de içmeyin derler bana. Yudum yudum için olabilir. Derler de onun için diyor. Olabilir. Orada evet. Neyse onu içten sonra rahatladım. Anne bu ne dedim ne getirdin? Zaten tahmin etmiştim de nereden buldum, ne yaptın? Dedi ki işte biz yazın başında onu yeni damıtmıştık kekik suyundan. O damıttığımız kekik suyundan suyunu kendimiz yapmıştık. Ondan getirdim hem güzel olmuş mu diye bir bak dedim falan. Ne yaptı peki, rahatlattı mı? Çok fevkalade rahatladım mesela orada. Hocam biz o zaman midemizde bir hazımsızlık, şişkinlik var. Kekik suyu içsek geçer mi mesela? Bu soruyu sormalı mıyım? Mesela sormalısın. Yani sorayım o zaman. Tamam. Yani, kekik suyunun ne faydası var veya geçer mi? Kekik suyunu siz kendiniz içmişsiniz, rahatlamışsınız orada. O zaman ben de kekik suyunu içeyim, rahatlayayım mı mesela? Yani olabilir mi böyle bir şey? Bence olmaz. Yani bence de olmaz ama orada mesela geçici olarak belki de rahatlatmıştır. 15 dakikalık ya da 20 dakikalık o hazımsızlığınız hemen kontrol altına alıp belki de o gününüzü soda içmek gibi ya evet. Da dediğiniz gibi benim hazımsızlık ve şişkinlik var, soda içeyim mi mesela? Aynen dedi. Sizin o günkü sıkıntınızı bertaraf edebilir o durum. Ya da bayramı rahat geçirmenizi sağlayabilir. Ama bunu da geleneksel olarak devamlı yemekten sonra soda içen, yıllardır bunu devam ettiren insanlar sayısı oluşa fazla. Öyle de bir grup var neticede. Evet, evet. Şimdi bu koşullar altında biz nasıl bir yöntemle şey yapacağız? Şimdi artık geçti. Ben doktora falan gitmem. Benim midem kek suyuyla iyi geliyor. Ya da soda içiyorum, rahatlıyorum. Ya da ya eczaneden ben her zaman kendim bir mide koruyucu alırım. Hazımsızlığım vesaire iyi geliyor. Bu mu mesela tedavi? Bu mu tedavi? Yani bu kesinlikle bu olmamalı. Pek çok insan tabii ki tüm bu tür şişkinliklerin neredeyse burada istatistik doktorun işine yarıyor. Gene hastanın işine yaramaz istatistik. Çünkü risk gerçekleştiği andan itibaren sorun %100'dür. Evet. O zaman biz böyle bir durumda peki ne yapmalıyız? Böyle bir durumda... Hocam hakikaten ne yapmalıyız böyle bir durumda? Ve devamlı şişkinlik var, devamlı hazımsızlık var. Her yemek yediğimde ondan sonra karnımın sağ üst tarafında beni rahatsız eden, huzursuz eden bir takım şeyler var. Ve gidiyorum bir kekik suyu, annem kekik suyu veriyor. Kekik suyunu içiyorum, ondan sonra geçici rahatlıyorum. Soda içiyorum, rahatlıyorum. Hayat böyle mi devam edecek? Yoksa... Gidip bir işte aile hekimliğine mi yoksa işte hastanelere mi veya işte aile doktoruna mı ne yapmalıyım? Yani bir yere müracaat etmeliyim ben. Yani evet. Tabii ki oradaki sizin kendi yerel çözümleriniz sizin o günkü ihtiyaçlarınızı karşılayacak ve sizi ciddi manada rahatlatacaktır. Eğer rahatlatıyorsa ama bu noktadan itibaren bunun sürekli mesela bir kere bu tür çözüm ürettiniz. İkinci defa bu tür çözüm ürettiniz. Bunlar tabii ki palyasyon, geçici çözüm. Siz bu geçici çözümleri uygulayarak, ya ben kek suyu içiyorum geçiyor, bir daha olursa tekrar içiyorumlarla siz bu durumu nasıl çözeceksiniz? Evet, nasıl çözeceksiniz? Bunları çözemeyiz. O zaman gene bunun teknik olarak artık bugün modern tıptaki sırasını takip etmenin mecburiyeti var. Sayalım onları. Bu koşullar altında tabii. O zaman siz hiç olmazsa, İkinci kez de olsa kendi aile hekiminize gitmeniz lazım. Artık dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de aile hekimi
hekimliği müessesesi var ve aile hekiminize gitmeniz lazım. Ama aile hekimine gittiğiniz andan itibaren yine Türkiye gerçekleri, aile hekimine gittiğiniz andan itibaren aile hekimlerimize kolaylıklar diliyorum. Allah onların işlerini gerçekten kolaylaştırsın. Sebebi de şu, sabahtan akşama kadar 80 tane, 100 çok tane fazla hasta bakmak zorundalar. Evet. Belki de takip etmek zorunda kaldıkları nüfusun sayısı yer yer 7-8 bin, 10 bine kadar çıkıyor. Oldukça belki de fazla. 5 binden fazla takip ettikleri nüfus var. Aile hekimine gittim hocam. Bana dedi ki mide spazmım var dedi. Şimdi aile hekimine gittiğinde tabii ki aile hekimi mide spazmı diyebilir. Çünkü aile hekimine ben gittiğim zaman aile hekiminin kapısında 5000 kişiyi takip eden bir doktor ve 5000 kişiyi takip ederken aile hekiminin kapısında günlük 100 kişi oluyor en az ve 100 kişiden en az yarısı reçete yazdırmaya geliyor. Bir geri kalan kısmı da çok ciddi hastalıklarla geliyor belki de. 100 kişiyi siz 10 saat çalışsanız bile günde hasta başına kaç dakika düşer? Yani, 10 dakikada. Daha yoksa evet. Hiç yemeseniz, içmeseniz, oturmasanız, kalkmasanız 10 saat çalışsanız günde ki mesai o kadar değil. 10 dakika düşer ama yemenizi, içmenizi, öğle aranızı vesaire çıkardıktan sonra hasta başına 2 dakika düşer, 3 dakika düşer. Şimdi 3 dakikada ben sizin siz sadece şu anda sorduğunuz soruyu bile daha 20 dakikadır sebebini anlatamadığım bir şeyi 10 dakikada ben tıp doktoru olarak nasıl size söyleyeceğim? Mide spazmı değil. Elimde hiçbir enstrüman yok. Evet. O zaman şu kabaca bakarım. Eğer genç biri ise sizde mide spazmı vardır derim. Mide koruyucuyu yazarım. Orta halli biri ise nasıl oluyor derim. O zaman sizden şüphelenirim belki de. Belki mide koruyucu yazarım. Biraz daha yaşlı biri ise ya bu yaşlanmış kanser falan olmasın. Bir ultrason ya da endoskopik bir dahiliye doktoruna git derim ve sevk ederim ve ya ondan sonra da çözmeye çalışırım. Şimdi artık orada o doktorun sizin kapıdan girdiğiniz andan itibaren 2 dakikanız var kökü topu. Doktorun muazzam gözlem yeteneği olmalı. Muazzam iletişim yeteneği olmalı. Muazzam farkındalığı olmalı. Sizin ağzınızdan iki kelime midemde spazm var, yanma var, ne yapabilirim doktorum dediğiniz andan itibaren kendisi belki iki tane daha soru sorabilecek ve ondan sonra da hızlıca o sorunun cevabıyla size bir reçete yazacak. Şimdi burada çok dikkatli olmak zorundayız. Sizin bizatihi zaten neredeyse 3-4 aydır evde kekik suyuydu, sodaydı, başka bir problemle çözmeye çalıştığınız mide spazmınız, hazımsızlığınız ciddi bir problem nedeniyle olabilir. Zaten siz bunları geçici olarak çözüyordunuz. O zaman sizin aile hekiminiz size mide koruyucu, spazm giderici ya da bağırsak hareketlerini düzenleyici, peristaltizm düzenleyici bir ilaç verecek olur ise hocam bunlar tedavi mi ediyor, rahatlatıyor mu ya da bu nasıl olacak diye bir olayı hiç olmazsa bir çıt derinleştirmesini yardım etmeniz lazım. Öyle olması gerekiyor. Siz onun belki de size 3 dakika ayıracaktı ama sizin tatlı diliniz ve iletişiminizle hiç olmazsa sizin orada bir ondan biraz daha faydalanmanın yolunu bulmanız lazım. Çünkü probleminiz ciddi olabilir. Evet. Şimdi o zaman hadi diyelim ki spazm giderici verdi ama ilaçları aldığınız 15 günlük dönemde iyisiniz ama sonra bir daha başladı. Muhakkak hızlıca gene aile hekiminize geri bildirim yapın. Peki aile hekimine gitmedim bu defa. Özel bir hastaneye gittim. Bana hemen girmez dediler ki hemen masaya yatırıp böyle boru salacaklar, endoskopi yapacaklar. Ne yapmalıyım? Yani şaşırdım kaldım. Yani hemen endoskopi olmalı mıyım? Yoksa başka bir yere daha mı gitmeliyim? Yani özel hastane bir de devlet hastanesine mi gitmeliyim? Ne yapacağım? Şaşırdım kaldım. Yani gerçekten de burada vatandaş olmanın ne kadar bu açıdan, bak şimdi bu düşünüş şeklinin bana da faydası var. Bu açıdan vatandaş olmanın ne kadar zor olduğunu anlıyorum. Halen daha neredeyse kekik suyu, soda, mide korucularla 3 evet. ayım geçmişti. Şimdi aile hekimine gittim. Aile hekimiyle birlikte benim çoktan sıkıntılarım 4-5 ay oldu. 4-5 aydır çözüm bulamadığım, hatta 6 aydır çözüm bulamadığım bir problemle karşı evet. karşıyayım. Evet. Bu kadar ciddi olarak bu problemleri halen çözemiyorum artık. İllallah dedim derler halk arasında, artık bıktım ve ben bir an önce de daha büyük bir hastaneye kendi kendime gideceğim. Devlet hastanesine gitmek istiyorum. Evet. Çünkü ekonomim vesairem sıkıntılıyım, özel hastanede karşılayamam belki de. Devlet hastanesine gideceğim ama devlet hastanesinde de dahiliye doktorundan ya da gastroenteroloji doktorundan
randevu almam, sıra almam, bir de gastroenteroloji doktorum, daire doktoru sevk etmezse ondan sıra alamıyormuşum. Onu da bu hafta öğrendim. Şimdi o zaman bir daire doktoruna gitmem lazım. Daire doktoruna gidiyorum dediğim andan itibaren daire doktoru tabii tekrar baştan aşağı, onun kapısında da bir sürü insan var. Neden peki bu insanların kapısında 80 tane, 100 tane insan var? Neden bu insanları bu kadar çok doktor muayene etmeye çalışıyor? Doktor daha az muayene etse olmaz mı? Hastalar sırada bekliyor o zaman. Peki doktor daha çok muayene etse olmaz mı? O zaman da doktor daha çok muayene ediyor zaten. Peki doktor daha az muayene etsin. Sıralarını sınırlandıralım. Doktorun daha çok muayene etmesini engelleyelim. O zaman da devlet hastanesinde, hatta özel hastanede bile benzer artık son dönemde, bir muayeneyi için hastaya 7 lira para veriyorsunuz. Yani bir normal bir çay parası veriyorsunuz doktora bir muayene için. Sizin. O zaman siz o bir muayeneden 7 lira kazanıyorsa doktor, evdeki çocukların da işte okul sezonu açıldı, defter kitap alacak. Doktorun maaşı bu anda, şu anda soyulmuş maaşı 3800 lira. Yani vergi ödendikten sonra kalan. 3800 lira maaş alıyor ve 3800 lirayla sen o doktora o zaman, doktor da mecbur, birazcık daha performans yaparsam, 80 tane 100 tane hasta bakarsam, hiç olmazsa belki 4600 lira para kazanırım da çocuğumun defterini kitabını alırım diyor. Öteki taraftan da vatandaş onun doktor olduğunu ve gelirinin çok yüksek olduğunu zannediyor. Onun mesela düzgün giyinmesi lazım falan böyle. Kaliteli giyinmesi lazım. Çocuğunu iyi okulda okutması lazım falan. Bu devlet hastanesi doktorluğundan bahsediyorsunuz. Yani aynı özeldeki şekilde, özeldeki doktorlar da belki de aynı pozisyona düşebilir yakın süreçte. Onları bilmiyorum. Ama tüm bu uyumsuz ortamda süreç hastanın aleyhine işliyor. Ve orada dahiliye doktorun kapısında da 60 kişiyle birlikte sıra bekliyor. Gene gönlünden geçen bilinçli bir hasta benim hastam ama ben kendim bilinçli bir hastayım ama dahiliye doktorundan 60 kişiden ben sıra alamadım. O 60 kişinin içinde ben bir an önce dahiliye doktoru gastroenteroloğa sevk eder mi diye bekliyorum. Şimdi bu kadar zorluklardan sonra gastroenteroloğa geçti. Gastroenterologda da sıra var. Bu olacak gibi değil dedim. Gastroenteroloğa girdim diyelim zorla. Gastroenterolog daha beni hiç dinlemeden tamam dedi, geçmiş olsun dedi. Çünkü çok işi var onun da. Hemen endoskopi kolonoskopini yapalım. Ondan sonra bu hazımsızlığın sebebini anlayalım. Hocam bunun test, başka bir testi yok mu? Var mı başka testi? Kan testi, var ultrason mı falan. Tamam, kan testi, ultrasonu falan da yaptıralım. Baktım ki gerçekten o endoskopiyi, ultrasonu, kan testini devlet hastanesinde sıra almam benim 3-4 ayım alıyor. Çoktan ne olacak peki? Çoktan 1 yıl alıyor ve ben de bıraktım her şeyi, özel hastaneye gittim. Yani analizler, tahliller falan mezara gelir herhalde değil mi? Getirirler. Muhtemel. Koşarak özel hastaneye gittim. Ondan sonra özel hastaneye gittiğimde hemen bir gastroenteroloji doktorundan sıra aldım. Gastroenterolojide performans yapmak zorunda. Ya da gerçekten ihtiyacı var ya da başka bir şey bilmiyoruz. Gastroenteroloji doktoru da hızlı bir şekilde o zaman hemen muayeneyi yaptı. Hemen bir endoskopi, kolonoskopi, ultrason, kan testi, MR hepsini isteyelim dedi. Bilimum her şeyi istiyor. Bilimum her şeyi bir istedi ki ben çoktan bir maaşımlık bir ek bir SGK farkı çıktı. Şimdi o SGK farkını ödeyeceğim çünkü... Ya hocam niye bu kadar koşturuyorum ki? Evde ne güzel işte sodayı içip oturuyorduk, rahatlıyordum. Biraz da işte mide koruyucu alıyordum eczaneden. Kendi kendime oturuyordum. Bu kadar uğraştan sonra altında zaten hiçbir şey çıkmayacak. Hiçbir şey çıkmadı halde beni neden bu kadar uğraştı? Peki de bir şey çıkmayacağını bilemez canım artık. İşte bir şey. Bilemez. Gitmek zorunda. Evet. Ya da hiçbir şey çıkmadı. Yani, bir şey çıkmadı. Bu kadar. Yaşam için bedeller var tabii. Hastanelerde süründüğüm dünya kadar sıkıntı oldu. Eğer bir şey çıkmazsa bunu diyebilir. Diyebilir. Ama şimdi onu oraya götüren bir etken mutlaka var tabii. Hani ilk başta başlattık ya, safra kesesinde bir taş olması halinde hazımsızlık, karın ağrısı, bilimin bu tip şeyler bir şikayet varken işte sodaydı, kekik suyuydu veya farklı enstrümanlarla bir takım şeyler yapmaya çalıştı. Olmuyor, devam ediyor ve sonuçta aile hekimine gitti. Aile hekimi de mide spazmı dedi, salladı ama devam ediyor bazı şeyler. İşte doktorun, aile hekimi yazdıklarına gitti, eczaneden aldı, kullanmaya başladı. Ama baktık hala devam ediyor. Bu defa da gideyim bari dedi, bir hastaneye gideyim. Gitti devlet hastanesine, devlet hastanesinde kuyruklar var. Dediler ki hemen işte tahliller, onlar bunlar şunlar, süre var. O zaman özel hastaneye gideyim dedi. Siz de biraz ifade ettiniz. Orada hemen masaya yatırıp işte endoskopi veya işte farklı şeylerle evet ondan sonra hemen 3-5 uygulamayla şahsın bütçesi de gider. Her şey gider. Baktılar, gelelim esas noktaya. Baktılar, hadi geçmiş olsun bir şey yokmuş dedi. Basit bir şey de gönderdiler. Ama olmadı. Dediler ki safra.
kesen de taş var. Bu seni her yönden etkiliyor dediler. Bundan sonraki bölüme geçelim. Bundan sonraki bölüme geçmeden önce bir cümle daha, birkaç cümle daha söyleyeceğim. Çok kalabalık problemler var buralarda evet, çünkü. Evet. Bizim yani insanımız bunları anlamasını tek programda mümkün olur mu bilmiyorum ama en azından bizim kafamızın içinde bu soruların çok fazla olduğunun anlaşılmasını arzu ederim. Ya şimdi hızlı bir şekilde ben endoskopiye gittim, kolonoskopiye gittim. Ondan sonra zaten hızlı yapıldığı için kalın bağırsam tam temizlenmemiş. Düzgün göremediler. Sen bir daha hazırla gel bir daha kolonoskopi yapacağız. Şimdi ondan sonra bir giriyorum ki ben hızlı yapılmıştı zaten. Bağırsaklarım tam temizlenmedi. Ya gelecek hafta ben bir daha kolonoskopi yapılacak. Ondan sonra neyse bir daha kolonoskopi yapıldı gelecek hafta. Şükür yani bunca zahmete rağmen kalın bağırsamda bir şey yokmuş. Endoskopide de bir şey yokmuş. Ultrasonda safra keseninde taş varmış. Evet. Ya da yokmuş. Ama bu arada da bu peptik yakınmalarımla ilgili hadise de ultrasonda safra kesemde taş varmış ya da safra kesemde bir kalınlaşma, bir kirlilik var. Ya dedi ki safra kesemde senin dediler. Şükür endoskopide bir şey yok, kolonoskopide bir şey yok, hiçbir şey yok. Safra kesemde bir kalınlaşma var ama içinde de böyle bir taş sinyal gibi bir şey var ama duvarı çok kalınlaşmış, safra kesesinin duvarı çok kalınlaşmış, çirkinleşmiş. Muhtemel iltihaplar geçirdin sen. Biraz da karaciğerin içine doğru böyle bir çirkin bir görüntü var ultrasonda. Ultrason tam güzel de göstermedi ama senin safra kesendeki taşla ilgili safra kesen de bozulduğu için çok acil ameliyat olmalısın. Hocam hemen bak ameliyat olmalısın. Hocam yani bugüne kadar idare ediyorduk. Ben hemen ameliyat olmalı mıyım? Hemen bak, hemen acil olmalısın. Hatta bugün olacaksan bugün olmalısın. Bu hafta olacaksın. Daha uzun olamazsın. Risk çünkü var. Safra kesendeki taş safra keseni patlatır ölürsün. Ya hocam neden bu kadar beni hemen öldürüyorsunuz? Oradaki doktor da bir an önce ameliyat olsun vesaire aradan çıksın diye düşünüyor belki de ya da tam tersi hastasını yardım etmek istiyor. Ticarete düşünebilen var mı bu sektörde? Yani özel hastanelerde her gelen hasta potansiyel bir ameliyat, bir ekonomik gelir olarak görülebiliyor mu? Yani buradan da açıkça konuşalım bari. Böyle siz adres veremezsiniz ama kulağınıza gelen bir şeyler var mı? Yani ticari olarak düşünülmez çünkü bu işin etiğini... Düşünülmemesi işin gerektiğini düşünüyorsun. Düşünülmez. Evet. Bu işin etiğini, bu işin dersini çok uzun süre alıyor. Özellikle tıp profesyonelleri. Ama her halükarda... bu kapitalist dünyada herkes evine o akşam filesinde ekmek götürüp götüremeyeceğinin kaygısıyla işe geliyor. O tıp doktorunun da o işi ise yani ya da o hastaneyi işleten işletmecinin o işletme onun işi ise her haliyle yani akşam eve ekmek götürür müyüm kaygısının bir üstünde belki de beklentileri olabilir. Her ne kadar tıbbi etik eğitimleri de olsa. Bunun kontrol alınması, müdahale edilmesi vesaire yani çok çok zorluklar içeren bir durum ama burada gene insanların, hastanın ve de vatandaşın kendi ilişkileriyle algılayıp süreci yönetmesi. Yani sistem otokontrolü kendisi yapmış. Evet, bence de. Mesela ben dün kırmızı ışıklarda bekliyordum. Önümdeki araç oldukça marka bir araçtı. Pencereden tüm çöpünü döktü. Alıp siz de alsaydınız. Benim arabamın da içinde oldukça hani bir misafir arabama oturmasın diye utanıyorum. Hani çöp arabamın içinde duruyor ve kafamda şöyle bir şey canlandırdım. Arabasının içini kirli olanlar çevreyi temiz tutuyor. Çevreyi temiz tutuyor. Arabasının içi tertemizse o adamı sevmeyin diye düşündüm. Bir de arabanın içi temiz, dışı da temiz olursa ne oluyor? Anladınız. Şimdi anladım, o zaman anladım, evet. Ben orada artık o önümdekini gayri ihtiyari ve de bilmiyorum orada bir şey değil. Plakayı alsaydınız. Hayır, korna yaparak protesto ettim kendi çapımda. O zaman ben vatandaş olarak kendi otokontrolümü en azından kornayla bir buğz ettim. Kendi kalbimden bir buğz ettim ona. Hani bizim inancımızda elimle düzeltemedim. O çöpü tekrar geri dökemedim ama bir buğz ettim. Bu toplumsal dengelerin, toplumsal yönetimin de kodları böyle olmalı diye düşünüyorum. Bence siz insanlar bilinçlenerek otokontrolü sağlamalı. Evet, bu ticari, teknik durumlar diye düşünüyorum. Şimdi o zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Siz hemen ameliyat olmalısınız. Ameliyat oldum. Ola da bilirsiniz eğer yetkin ve ehliyetli bir insansa. Ama tam ameliyat olmak için, ameliyat
masasına girdiniz, yattınız ve ameliyatınızı doktor yaparken bir baktı safra kesesi taş gibi. Evet. Safra kesesinde çok agresif bir şekilde bir kitle var, sert. Doktorunuz artık bu ameliyata girdik ayıp olur diye böyle kıtır kıtır zorla o sıkılı kapalı bir şekilde o ameliyatı yapıp tamamlamaya çalıştı. Sonra yapıp tamamladı, patolojiye bir gitti. Safra kesesi kanseriymiş. Aa, çok önemli. Öyle mi olmalıydı? Safra kesesi kanseriymiş. Bunun hiçbir tahlili yok, hiçbir şey yok bunun. Tam o safra kesesinin duvarının kalın olduğunu, safra kesesindeki o anormal görüntüyü, bak kazımsızlıktan nereye geldi? Nereye geldi? Anormal görüntüyü. Ne olacak peki? Anormal görüntüyü kesesine. Hiç olmazsa bir MR çekseydik. Ama ben MR cihazına gittim. MR cihazının da kalibresi çok iyi değilmiş. Bir de MR cihazına bana dediler ki derin nefes al tut. Aldım tuttum. Ama böyle kas katı tutamıyorum ki. Rahat tutturmadılar. Şöyle derin nefes alma. Yarım nefes al. Tut. Rahat rahat çekilmedi. O yüzden de benim oram titrek çıktığı için karaciğerim gönderi flu çıktığı için radyolog da tam zaten o günde 100 tane göremedi. Film yorumlamıştı. O da algılamadı. Ve ondan sonra da o da atlanabilir. Ama gene de bir MR çekildi. MR çekildiği zaman İşi çok iyi bilen bir profesyonel tarafından ayan beyan görüldü. Senin safra kesesinde kanser olabilir. Ve aman bunu çok dikkatli ve bilinçli bir şekilde yönetmen gerekirdi. Hastanın yüzüne kanser de deme bu arada. Safra kesesinde daha ciddi bir şey olabilir. Bunu daha ileri değerlendirmemiz lazım. Bu işin safra kesesi ve safra yolları ile ilgili daha profesyonel ve bu işin özellikle bu işi fokuslanmış olan odaklanmış olan profesyonel cerrahlar yani bu işi yapan adamların görmesi lazım diyebilmeli oradaki meslektaş mesela. Doğru. Doğru. Mesela ondan sonra da biz hadi on denmedi ve safra kesesi ameliyatı oldu ve iki hafta sonra bir sonuç geldi ki safra kesesi kanseriymiş. Hocam ben şu anda safra kesesi kanseri olduğumu öğrendim patolojiden. Ne yapmam lazım? Doktor dedi ki ben orayı temizledim dedi. Temizledi ama, ama daha kıtır sonra kıtır kanser çıktı, var. Kırıntılar döküldü oraları. Karaciğerin yatağında kanser kaldı. Hatta laparoskopi deliklerinden çıkarken oralarda kanser ekledi. Peki ne olacak hatta hocam? Hatta tam laparoskopi deliğini orada şurada ceviz kadar çoktan 3 aydır elime bir kitle gelmeye başladı. Burada kanser nüksetmiş olabilir mi laparoskopi deliğinde? Kapalı ameliyat olduğum deliğinde. Olabilir mi sizce? Tabii ki olabilir. Ne olacak peki hocam? Yani şimdi korktum ben. Şimdi o zaman ne yapmam lazım? Şimdi bir kere her şeyden önce kanser yayıldı. Kanser çoktan 3 ay içinde karnın duvarına da yayıldı. Laparoskopik olarak girilen deliklere de yayıldı. Metastazlara başladı. Metastazlara başladı. Evet. Ve ondan sonra ben tekrar bir doktora gittim. Senin için geçmiş olsun. Sen evre 4 safra kasasına kanser olmuşsun. Çok enteresan hocam. Çok ben ne yapacağım şimdi hocam? Ne yapacağım hocam? Söyle merak yani, ettim şimdi. Korktum. Yapacak olduğunuz şey şu. Bilinçli olacaksınız. Bir kere her şeyden önce kesinlikle bir orada hani geçici bir soda içerek, kek su içerek bunu idare etsem daha iyiydi. Son çünkü 1,5 yıldır ben ne tedavi oldum, daha kendim daha berbat oldum. Belki de hiç olmasa bu 1,5 yılımda daha konforlu yaşardım. Hayır öyle değil, bir sakin. Bir kere her şeyden önce onunla geçer demeyeceksiniz. İki, eğer hazımsızlık ve şişkinliğiniz varsa, safra kesenizde bir problemden bahsedildiyse, bu safra kesesi taşı da olabilir, safra kesesinde kitle de olabilir. O zaman çok bilinçli bir şekilde daha kendinizi hiç değdirmeden bir ultrason yaptıracaksınız. Yani tanı konulacak ilk önce diyorsunuz. Önce bir ultrason yaptıracaksınız evet. Ve kan testlerinizi yaptıracaksınız. Ultrasonda ve kan testlerinizde safra kesenizde kitle tespit edildi. Çok sakin bir şekilde oraya tomografi ya da MR çektireceksiniz ya da ikisini birlikte çektireceksiniz. Bunu kendi doktorunuz söylese de söylemese de. Artık internet herkese açık. Bunu kendiniz talep edeceksiniz. Herkese açık. Evet. Bu da aynen bir tıp öğrencisine yapıldığı gibi bunu bu programı izleyen dostlarımızın eğitimi olsun. Evet. Artık çünkü her şey var. Doktorun bildiği bilgiden daha fazla bu tür mülazalarda, bu tür programlarda bilgi veriliyor. Ama biz şimdi yavaş yavaş hasta gözüyle anlatmaya başlayınca belki daha çok yol gösterici olacak programlarımız. Evet. Bu anlamda diyorum ki o zaman benim şişkinliğim, hazımsızlığım vardı. Doktora giderim. Evet. Kan testi ve ultrasonumu isterim. Doktor istese de istemese de. Ultrasonda midemde bir problem, pankreasımda bir problem vesaire gördüler. Onlar gelecek haftalarda tabii, inceleriz. Tabii. O zaman safra kesemde bir kalınlaşma ve taş gördüler. O zaman sadece sağlıklı bir safra kesesinin içinde sadece
santimetre boyutunda taş gözüktüyse onu ayrıyeten bilinçli bir şekilde değerlendiririm. Bence ama de. Safra kesemde bir kalınlaşma, bir kitle, bir anormal görüntü var ise burada daha ileri gene kendimi hiç değdirmeden görüntülemeler yaptırırım. Daha ne endoskopi yuttum ne kolonoskopi yapıldı. Görüntülemeyi bir yaptırmak lazım. Siz benim önce bir dışarıdan röntgenimi çekin. İçeriden sonra kamerayla bakarsınız efendim. Ya gelir gelmez hemen boruyu sallamayın. Boruyu saldırmayacağım. Evet, ben hemen kendimi soktum. Bu konuda çok dikkatli olmak lazım. Evet. Ondan sonra da bu görüntülemelerde ama görüntülemeye gittim. Görüntülemedeki teknisyen de bana dedi ki ya da otomatik alet dedi ki derin nefes al tut. Tutuyorum. Ama titriyorsun. Titriyorum. Evet. O zaman da orta ölçek. O zaman titrek çıkıyor. O zaman, hayır. Onun dediğini bile dinlemedim. Çünkü bir gün televizyonda izlerken Ünal Hoca demişti ki yarım nefes al tut. Hile yap. Yarım nefes aldım. Tuttu. Evet. Süper bir röntgen çekildi. Süper titremeden, bir MR çekildi. Evet. Titremeden, gerilmeden, kazılmadan, heyecan yapmadan. Bunun eğitimini tam vermeler lazım. Yok dünyanın hiçbir yerine bunu eğitim yok. Bunu biz yap. Bunu bizim gibi burada programlarda. Bodoslama gidiyoruz. Öyle. Tamam süper bir evet. Resim çıktı. O resmi de bilinçli doktorum inceledi. Dedi ki senin safra kesende bir kitle var. Bunu kötü de diyemeyiz, iyi de diyemeyiz. Elimizde bir kanıt yok. Bir de hastanızın kendinize kanser demesine müsaade etmeyin. Elinde kanıt olmadan bir adam bile öldürse o adam masumdur. Tabii, bir sakin. Katil diyemezsin. Bir sakin. Elinde evet. Kanıtın varsa adamı katil diye tutuklarsın. Direkt kanser diyemezsin. Hapse atın. Direkt kanser diyemezsin. Safra kesende kitle var. Şüpheli bir kitle var. Şüpheli kitle var. Evet. Ha oradan iki tane hücreyi gözaltına alır karakolda incelersin. Bu benim espri. Tabii, ondan tabii. Sonra da teröristim değil mi anlarsın. Ondan sonra serbest bırakırsın veya tutarsın içeri atarsın. O kadar. Ameliyat şimdi yaparsın. Ondan sonra bu film güzelce incelendi mi incelendi. O zaman senin safra kesesi ve safra yolları konusunda safra kesesi ameliyat yapabilecek olan bir adam hemen bu ameliyatı yapacağım diyebilir. Dur o zaman. Bekle daha. Çünkü ciddi bir durum olabilir. Hele hele ben safra kesesi ameliyatı için girdim. Hani kansermiş. Kopartarak, kırıntılayarak ameliyat yapıldı. Sonra geri döndüm bir baktım ki safra kesesi kanseriyim. Dönülmez akşamın ufkundayım o zaman. Evet, evet. Peki o zaman bir profesyonelle göz göze geleceğim ve onunla bu durumu tartışacağım. Safra kesesi, safra yolları konusuna özellikle emek veren insan çok fazla. Oldukça fazla. Evet. Ben o adamla konuştum. Ve o adam dedi ki bu ameliyatı burası safra kesesinde kitle olabilir ve kötü huylu olabilir. Ama bir yandan da benim kafamı şöyle çeldiler. Hocam bu ameliyatı robotik yaparsa çok güzel olurmuş, kapalı yapılırsa çok güzel olurmuş. Evet yani kapalı mı açık ameliyat mı? Şimdi eğer safra kesenizde bir kitle şüphesi varsa artık oraya kapalı bir şekilde onu dürtükleyerek, kırıntılayarak, zorlayarak ona oradan o ameliyatın yapılması risk. O hasta için risk değil, o hasta için yani kötülüğün en kötüsü. Ha listen de kötü. Kötülüğün en kötüsü. Açık yapılması gerekiyor o zaman. Şimdi canım orada bir teröristleri temizleyeceğim. Kırıntılar, delik yapacağım. Dolayısıyla da açık alan çalışması yapacağım. Açık alan ve elimle kuru ve o profesyonelce temiz. Önce teröristlerin hepsini tutuklayacağım. Sonra bir de alan temizliği yapacağım. Tabii. Şimdi bunu ben çubuklarla neresine kadar tabii, yapacağım? Mühimmatlar temizlenmesi lazım. Tabii. Mayındır, dinamittir vesaire. Tabii. Evet. O zaman da açık bir ameliyatla hiç robotu kapalı yıkanmadan onu yapabilmeniz lazım. Ama bir yandan da o safra kesende hocam sadece kalınlık varmış. Ben açık ameliyat oldum ama iyi huylu çıktı. Boşuna bu kadar açıldı. O zaman onu görüntülerle açık mı kapalı mı anlayabilecek kadar iyi ekiplerle en azından öngörebilecek iyi ekiplerle temasa geçiyor. Evet. Bir öngörü önemli burada. Anlatabiliyor evet, muyum? Evet, o zaman da ondan sonra geldin ve safra kesenle ilgili hadisede profesyonel bir ekip yakaladın ve açtılar. Çok ince safra kesesinin, safra kanallarının o bölgedeki lenf bezleriyle birlikte karaciğerin kendi yatağı ve bölümü hatta o segment 5-4 dediğimiz alanla birlikte adeta daha önce kendin koymuşsun. Tertemiz çıkardın. Tertemiz çıkardın. Her tarafı kuruladın. Güzelce cildi kapattın. Ondan sonra iyi günler. Ne oldu? 3 aydır sen böyle geçici sodalarla, kek sularla idare ediyordun. Ama hayır bu böyle olmaz dedin. Sen akıllı bir adamsın. Evet. Hemen aile hekimine gittin. Aile hekimi sana hemen bunu der demez ultrasonunu ve kan testini yaptın. Ultrasonda radyoloji doktoru orada bir kalınlaşma var der demez
kafan çalıştı, MR ve tomografiyi çektirdin. Hemen kafan çalıştı, bu işin profesyonelleriyle yüz göz oldun. Hiç maceraya kapılmadan, robotik mi, açık mı, kapalı mı diye tartışmadan tertemiz topyekün çıkarttın. Toplam bu senin bir ayını aldı en fazla. Bir ay sonra saygılar, sevgiler, hürmetlerimle tertemiz bir adam olarak süreci başladın. Patoloji sonucu geldiği zaman problemli de gelse, problemsiz de gelse. Patoloji sonucu geldiği zaman kanser de gelse, tümör de gelse. Tabii ki önemli ama bilinçliyim ve kafam rahat. Evet. Ve safra kesesi kanserinde, biliyorum ki erken ve zamanında yakalandığında sıfır tertemiz çıkarıldığı zaman risk. Çok büyük başarılar elde ediliyor, onu biliyorum. Bir de safra kesesi ile ilgili çok kuvvetli kemoterapi ve immünoterapi ilaçları artık var, biliyorum. Biyolojik olarak gene koca kara dermanlarını hepsinden faydalanabileceğimi artık anlatabilen profesyonel tıp doktorları tanıyorum. Var, evet. Psikolojik olarak da kendi psikolojim çok çok temiz ve ben de ameliyat olduktan bir ay sonra kendi işimin başında, hatta zorladım, 2 hafta sonra bile gidip gelmiştim kendi işimin başında, gücümün başında. Bugünden sonra daha kariyer de yapabilirim, çocuk da yapabilirim. Saygılar. Ne kadar güzel. Evet, çok güzel ifade ettiniz, çok güzel anlattınız Sayın Hocam. Değerli izleyiciler, mesajlarınız var. Süremiz kısıtlı olduğu için mesajları okuyamayacağım. Katıldınız. Hocam size mesajlarla ilgili daha sonra dönüş yapacak. Hocam, çünkü önemli bir konu olduğu için söyleyeceğim. Sedat Kıvrak, özellikle siz avut damarınızla ilgili bir genişleme var, ne yapabilirim diye soruyorsunuz hocama. Hocam, bu konuda isterseniz iletişim telefonunuzu verin hocam. Size ulaşsınlar veya mail adresiniz ve iletişim telefonunuzdan, GSM varsa, evet, sizinle bir temasa geçsinler. Şimdi buradan süremiz bittiği için tek tek şey yapamayacağız çünkü. Mahsur var mı? Yani bugün çok fazla mesaj var tabii. Evet. Giderek mesajlar artıyor. Yüzlü rakamlardan fazla mesaj gözüküyor sistemde. Evet. Tabii bunlar telefonunuzu tek tek ver istersen. Çok zor. Evet, evet. O yüzden yani büyük oranda artık bu mesajlara ben tek tek cevap vermek de istiyorum. Direkt mesajlara da cevap vermek istiyorum ama öteki taraftan da bizim önümüzdeki süreçte sevgili dostlar, artık doktor gözüyle değil, ben hasta olacağım. Rıdvan Bey, hocam bu hafta siz pankreasta kitlesi olan bir hastasınız ve evden doktora kadar gidin, yaşayacağınız şeyleri hikaye olarak bana anlatın. Ben de bu soruları, yani şunu şöyle ne yapayım edeyim diye yer yer müdahale ederim ama sizin bu yazdığınız hikayelerden biz çok etkileniyoruz. O yüzden de siz her hastalığı kendiniz olun ve ona da onun hikayesini kendiniz burada stüdyoda yaşayın diye isteği var. Evet. İnşallah bu önümüzdeki periyotta, bu özellikle kış sezonunun 2018'in son çeyreğinde size hangi hastalığı olayım ve o hastalığı nasıl yaşayayım ve nasıl tedavi olayım, hangi doktorlara gideyim ve onlar beni nasıl yönlendirsinlerin hikayelerini burada anlatmaya çalışacağız. Evet. Ama sanırım önümüzdeki haftalardan itibaren sevgili moderatörümüz ve yapımcımız aynı zamanda Rıdvan Bey, belki de WhatsApp hattından, herkes açık WhatsApp hattından, gelecek hafta Ünal Hoca işte şu hasta olsun, Allah korusun tabii de, gelecek hafta şu hastalığı yaşasın, öbür hafta bu hastalığı yaşasın diye en fazla insanlar hangi hastalığı olmamı isterse o hastalığı bizzat ben olacağım ve onun tedavisi için sizin gözünüzde koridorlarda koşturup şifa aramaya çalışacağım. İnşallah bu yöntemle de size katkımız olur. Rıdvan Bey'e de bu fikri için çok teşekkür ediyorum. Yani bundan sonra hocam sizin projeleriniz bitmez. Belki de televizyonculuk tarihinde enteresan bir simülasyon yapar. Hatta bunun önümüzdeki yıllarda görsellerini bile hazırlar ve bunların reality dizi olarak bunların sunumunu bile yapar. Tabii tabii, canlı canlı programda ameliyatlar da yapacağız önümüzdeki süreç içerisinde. Evet. Şeydi, tamam. İnşallah ama tüm bu yaşadıklarımız, tüm bu hissettiklerimiz öteki insanlara şifa olur. Öteki insanların hocam, hakikaten yol yürüyüşlerine katkısı öyle olur. Kesinlikle öyle. Yani burada birlikte bulunmamızın amacı hakikaten bizi izleyenlere acaba bir nebze bir şey aktarabilir miyiz? Sizin tecrübeleriniz ve profesyonel konumuzdan itibaren çok ameliyatlar yapıyorsunuz. Birçok hasta sağlığına kavuşuyor.
hakikaten bunların bir bölümünü aktarabilmemiz ve olayı halkımızın günlük yaşamındaki sıkıntı ve sorunlarını indirgeyerek oradan nereye kadar götürmeye çalıştınız, ben size çok teşekkür ediyorum. Yani küçük bir karın ağrısıyla safra kesesi kanserine kadar geldik. Bunun nasıl ameliyat mı olacak, tedavi mi olacak? Yani bunu da çok güzel ifade ettiniz. Hakikaten ben size çok teşekkür ediyorum. Ancak birisi bunları çok güzel iyi anlatabilirdi. O da Profesör Doktor Ünal Aydın'dı. Çok güzel ve önümüzdeki hafta konumuzu şimdiden söyleyelim. Ünal Aydın'ın, Profesör Doktor Ünal Aydın'ın farklı bir özelliği var. Bu özelliğinden birisi de çok güzel, kalemi çok güçlü, çok güzel böyle anılar, anekdot ve geçmişle ilgili, çocukluğuyla ilgili ve hastalıklarla ilgili çok güzel yazıları var. Ben bazı kaleme almış olduğum bazı hikayeleri önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağım. Fakat çok güzel bir hikaye ve İzmir Haber Merkezi'nde de hocamız köşe yazısı olarak bunları paylaşacak inşallah. Önümüzdeki hafta farklı konularda, farklı konuda yine sizlerle birlikte olacağız. Hocam son bir cümleniz varsa programı kapatıyoruz. Şöyle söylemek istiyorum. Yani bu ille de kanser hastalığı ile ilgili değil. Tabii biz kanser hastalığına çok fazla gönül vermiş ekipleriz. Özellikle organ nakli ile ilgili dünyanın pek çok yerinden. Yani bu nakil yapılamaz, damarları tıkanmış vesaire denen vakaları da yardım etmeye çalışıyoruz ama bu artık bu televizyon programlarında ille de yaptığımız işlerle değil, yapmadığımız işlerde de örneğin kalp krizinde de belki de bir kalp krizi geçirerek o yolculuğu sizinle yaşayacağız. Belki de bir idrar yolu enfeksiyonunun yolculuğunu sizinle yaşayacağız. Belki de ben küçük bir çocuk olacağım, idrar yolu enfeksiyonu geçiriyor olacağım. Belki de idrar yolu enfeksiyonu geçiriyor olduğum için sınıfta okullar açıldı, altımı kaçıracağım. Altımı kaçırdığım için de utanacağım, utandığım için kimseye söylemeyeceğim. Simülasyonu yapacak mıyız hocam? Ondan sonra. Evet. O yüzden hani her konuya açığız. Ben muhtemel Rıdvan Bey sizin bu anlamdaki önerilerinizi alacaktır. Ve açıkçası bununla ilgili inşallah başarılı bir sezon olur bu sezon. Kanal İzmir TV için ben çok teşekkür ederim. Efendim 0536 966 3444 WhatsApp hattımız, 0536 966 3444 bu WhatsApp hattımızdan bir sonraki programla ilgili beklentileriniz, sorularınız veya nelerin konuşulması gerektiğiyle ilgili tabii ki siz gönderin. Biz de ona göre çoğunluğun neyi talep ettiği ve hangisinin öncelikle alınması gerektiğini Sayın Hocamıza konuşarak, işaret ederek sizler de bizleri yönlendirebileceksiniz. Hocamızın bahsettiği gibi önümüzdeki programlarda Kanal İzmir Televizyonu olarak iyileştirmek iyiliktir diyerek ve iyilik sağlık programında farklı sürprizlerimiz, yayın politikamızda küçük değişiklikler olabilir hocam. Çünkü sohbet ettiğimiz için orada biraz açıklamalar yaptı. Sürprizlere açık olacaksınız ama önemli olan konu olan hastalığı veya konuda bulunan aktörün özellikle anlatırken, yaşarken neler hissettiklerini de ortaya koymaya çalışacağız. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Keyifli bir sohbetti. Keyifli bir sohbetti. Evet. Programın başında her ne kadar sizin konularınızı, benim konularımı siz anlatsanız da bir şekilde ama kaygımız, meramımız insanlarımıza biraz daha bir şey anlatıyor. Evet, iyileştirmek iyiliktir dedik. Yalnız hocam değerli hastam için dönüş yapacaksınız bilmiyorum. Bir e-mail adresinizi vermek ister misiniz? Çünkü size özelden ulaşsınlar, evet, soracaklar, evet. Sorular, iletişim kurmak istiyorlar. E-mail adresi olarak şu anda aslında sosyal artık e-mail adresi çok daha yani ekstra bir süreç. O yüzden de sosyal medya hesapları üzerinden direkt ulaşmak mümkün. Tabii ki. Profesör Doktor Ünal Aydın kişisel sayfamız ya da tamamen özel kullandığımız şu anda bu yayını izlemekte olduğunuz Ünal Aydın sayfası da bu anlamda en azından ben kendi hastalarım için söylüyorum. Kanal İzmir TV'nin kendi yayınından söylemiyorum. Orayı zaten biliyor hastalarımız. Direkt Ünal Aydın sayfası üzerinden de DM'den direkt mesajlarınızı iletebilirsiniz ve ben de oradan size yardımcı olmaya çalışırım. Tüm şifa bekleyen hastalarıma şifalar diliyorum. İnşallah sağlık, afiyet ve mutlulukla
günlerini geçirirler. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Değerli izleyiciler, iyileştirmek iyiliktir. Hep karıştırıyorum. İyilik sağlık programının sonuna geldik. Yani program ismini değiştireceğiz diyoruz neredeyse bundan sonra. Evet. İyilik sağlık programında Profesör Doktor Ünal Aydın'la birlikteydik. Özellikle konuştuğumuz konular çok önemli. Sizler de eşlik ettiniz. Bir başka programda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.